Arkadaşlar merhaba. Dün Promods ilk 46 için bir tane video yayınlamıştım. Videoyu yayınladığım sırada haritaların bir kısmı henüz Promods ilk 46 ve ETS 1.37 için güncellenmemişti. Şimdi yeni bir video hazırlıyorum. Bu videoda hem Kazakistan var hem de 1.37 ve Promods ilk 46 için güncellenmiş haritalar ve yol bağlantıları var. Yalnız şu anda bu kombinasyonun bir sorunu var. Onu hemen baştan söyleyeyim. İlk yükleme uzun sürüyor. İkinci yükleme de uzun sürüyor maalesef. Akşamdan beri bu harita üzerinde, bu kombinasyon üzerinde çalıştığım için artık daha fazla test etmeye mecalim kalmadı doğrusunu söylemek gerekirse. Ama ona bir sorun, o soruna bir çözüm bulursam onu da yayınlarım. Ya video açıklamasında sorunu nasıl çözebileceğinizi belirtirim ya da yeni bir video hazırlarım bununla ilgili. Şimdi arkadaşlar haritaya bakalım. Daha önce yaptığım kombinasyonlarda haritalarda genelde 2-3 bin kilometre yol yapıyordum test etmek için. Bu haritada maalesef o kadar uzun yol yapamadım. Buna vaktim yok. O yüzden kısa kısa bazı bölgelerde test sürüşleri yaptım. Oyunun çöküp çökmediğini görmek için. Herhangi bir çökme yok. Sorunsuz çalışıyor. Haritamızda Türkiye haritası var. Orta Doğu eklentisi var. Kafkasya bölgesi var. Kazakistan var. Rusya var. RoExtended var. İsveç adaları var. Paris var. Nereye gittim ben ya? Paris burada. Ondan sonra Proje Balkanlar var. Makedonya var. Oldukça büyük bir harita gördüğünüz gibi. Promods zaten çok fazla alan eklediği için Promods'un eklentiği haritalar oldukça büyük oluyor. Tabi bu arada RusMap'ı da unutmamak lazım. RusMap ve RoExtended de haritadaki boş bölgeleri tamamen dolduruyor. O yüzden oldukça güzel bir harita çıkıyor ortaya. Sadece burada tek sorun Promods'un zamanında güncellenmemesi. Yani neresinden baksanız yeni bir ETS sürümü çıktığında Promods'un güncellenmesi 2 ayı buluyor ya da yeni bir DLC çıktığında örneğin. O yüzden Promods'u artık sıklıkla kullanamıyorum. Çünkü yeni sürümleri deniyorum sürekli. O zaman da Promods'u kullanma şansı ortadan kalkıyor. Şimdi bu haritayla ilgili bir küçük ayrıntı var, onu hemen söyleyeyim. Arkadaşlar şu YKS Türkiye haritasıyla YKSRSK Türkiye haritasıyla Orta Doğu eklentisi birlikte çalışmıyor. Ben bunlar için küçük bir fix hazırladım birlikte çalışabilmeleri için. Onu kullanmazsanız ikisi birlikte çalışmayacaktır. Onu hemen söyleyeyim. O fix dosyasında video açıklamasında linkini bulacaksınız. Zaten videoda da göreceksiniz. Şimdi şuradan bir yollara bir bakalım. Herhangi bir sıkıntı var mı yok mu onu görmek açısından. Gördüğünüz gibi herhangi bir yerde problem yok. Zaten ben bu kombinasyonu, yani videoyu çekmeden evvel kombinasyonu yaparken bu kontrolleri tamamen yaptım. Herhangi bir bağlantı sıkıntısı şu anda görünmüyor. Dediğim gibi birkaç noktada da sadece oyunun çöküp çökmediğini test etmek için sürüş yaptım. Ama bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Her kombinasyonda bu tür sorunlar oluyor. Çünkü haritalar farklı farklı insanların ellerinden çıkıyor. Örneğin şu anda Proje Balkanlar için bildirilmiş bazı FLD prefabriklerle ilgili sorunlar var. Ama bu kombinasyonda bu sorunla karşılaşır mısınız? Onu bilmiyorum. Harita böyle arkadaşlar. Bir de nakliye işlerine bakalım. Ben artık uzun yolculuklar yapmayı istemediğim için şeyi kısalttım. Fazla uzun mesafelerde öyle 10.000-15.000 kilometrelik mesafelerde yükler çıkmıyor bende. Çeşitli ülkelerden denemeler yapalım. nerelere gidip geldiğini görmek için. Orta Doğu'dan da büyük bakalım. Kafkasya'dan bakalım büyük. Bir de Kazakistan'a bakalım şuradan. Hiçbir güncelleme olmasa yani şu harita bile insanı aylarca meşgul edebilecek büyüklükte bir harita, ama maalesef böyle büyük haritalar haritaları tamamlayacak vakit olmadığı için artık büyük haritalarla oynamıyorum. Sadece RusMap ve RoExtended kuruyorum, o kadar. Onlar dışında işte İsveç adaları, bir de Paris haritası, o kadar. Onlar dışında haritalarla oynamıyorum artık. Çünkü haritayı tamamlamaya fırsat bulamadan ya haritalar güncelleniyor ya oyun yeni bir sürüme yükseltiliyor. Ondan sonra bütün yaptığın şeyler çöpe gidiyor. Dolayısıyla büyük haritalarla oynamıyorum. Şimdi arkadaşlar modlara bir bakalım. Şimdi en üstten başlayayım. Şu haritaya bir zemin ekliyor arkadaşlar. Bu hem RoExtended hem de YKSRSK için kullanmanız gerekiyor. Ayrıca zorunlu. Dolayısıyla bunu kullanmanız gerekiyor. Ama bunun tüm harita modlarının, yani aslında tüm harita modlarının, tüm modların üstünde olması gerekiyor. Çünkü kullandığınız GPS modu varsa ya da işte yol planlayıcı, rute advisor gibi programlar kullanıyorsanız bunlar bunun işleyişini değiştiriyor. O yüzden bunun en üstte olması gerekiyor. Geleneksel olarak en alttan başlayalım yine. Bütün kombinasyonlarda böyle yapıyorum çünkü. Şimdi şunlar Kazakistan haritasının 3 dosyası arkadaşlar. Def, map ve model dosyaları. 3 tane dosyası var Kazakistan'ın. Bu Kafkasya haritası. Toplam 3 dosyadır. 8. sürüm bu. Dün yayınladığım videoda beta sürümüydü. Bu stabil sürüm. Artık betadan çıktı. 3 dosyadan oluşuyor. Bir de bunun İngilizce dosyası var. Bunların linklerini bulacaksınız tamamında. Bu Kafkasya haritası. 4 dosya. Arkadaşlar şimdi RusMap haritası 4 dosyadan oluşuyor ama bunun def dosyası, yani RusMap def paket dosyası Promods'ların altında. Bunun sebebi de Promods def dosyasını etkilememesi. O yüzden RusMap def dosyasını aşağı alıyoruz. Aslında çok da fazla bir esprisi kalmadı böyle kombinasyonlarla. Çünkü üste gelen diğer dosyalar bu Promods'un def dosyasındaki ayarları zaten bertaraf ediyor, ama bu geleneği bozmayalım diye RusMap def dosyası Promods'ların altına geliyor. Şimdi Promods'lar 7 tane dosyadan oluşuyor. Def dosyası, harita dosyası, map yani. Model paket 1, model paket 2, model paket 3, medya paketi ve varlık paketi. Bu 7 dosyayı ekledikten sonra üstüne Orta Doğu eklentisini ekliyoruz. Orta Doğu eklentisi def dosyası ve varlık dosyası olmak üzere 2 dosyadan oluşuyor. Promods'ların tam üstünde yer alıyor. Bu da az önce bahsettiğim YKSRSK Türkiye haritası ile Orta Doğu'nun birlikte çalışmasını sağlayan küçük fix dosyası. Bunu hazırladım, ekledim çünkü bu olmazsa ikisi birlikte çalışmıyorlar. Bu Promods eklentisi yine bir küçük bir yer ekliyor. Bu RusMap'ın kalan 3 dosyası arkadaşlar. Map, model ve model 2 dosyaları. Bunlar Promods'un üstünde yer alacak. Promods'un altına da RusMap def dosyası gelecek. Bu Petersburg bölgesinde bir takım değişiklikler yapan bir RusMap eklentisi. Bunu kullanıp kullanmamakta özgürsünüz ama Petersburg'u oldukça büyük ve güzel bir hale getirdiğini söyleyeyim hemen baştan. Bu RusMap'la Kazakistan arasında yol bağlantısı kuruyor. Bu yol bağlantısı olmazsa Kazakistan bir ada gibi kalıyor ve herhangi bir bağlantı olmuyor. Dolayısıyla bunu kullanmak zorundasınız. Promods 2.46, RusMap 2.1 yol bağlantıları bunlar arkadaşlar. Bu dünkü videoda 2.45 sürümü için, Promods'un 2.45 sürümü için olan yol bağlantısını paylaşmıştım. Şimdi bunun yenisi yayınlandı. Dolayısıyla Promods 2.46 ve RusMap 2.1 için bu bağlantıyı kullanıyoruz. Balkan projesi 3 dosyadan oluşuyor. Def, Map ve Asset dosyaları, varlık dosyası yani. Bu da Makedonya haritası. Makedonya haritası da 3 dosya yine. Def dosyası, Map ve malzeme dosyaları. Bunlar da varlık dosyaları yani. Şimdi arkadaşlar şurada yine bir fix dosyası. Bu Proje Balkanlar ve Makedonya'nın birlikte çalışmasını sağlayan küçük bir fix dosyası. Bunları da Makedonya dosyalarının hemen üstüne koyuyoruz. Dolayısıyla ikisinin birlikte çalışmasını sağlıyor bu. Bu arada şunu unutmadan hemen söyleyeyim. Şurada fix dosyasından bahsetmiştim. Bu fix dosyasını YKSRSK'nın üstüne değil, hemen Middle East'in üstüne ekliyorsunuz bunu. Şimdi Makedonya fix, tamam. Şimdi RoExtended. Arkadaşlar dünkü videoda 2.3 sürümünü yayınlamıştım ben. Şimdi 2.6 sürümünü yayınlıyorum. Ama bu sizin kafanızı karıştırmasın. 2.3 sürümünün de aynı sırada, yani şurada yazıyor bakın 1, 2, 3 ve 4 numaralar. RoExtended 2.3 varsa eğer sizde, yani 2.6 kullanmıyorsanız, 2.3 kullanıyorsanız o zaman onları aynı sırada buraya getiriyorsunuz. Bu RoExtended'in İngilizce dil dosyası. Yine eğer 2.3 kullanıyorsanız 2.3 için İngilizce dil dosyasını kullanacaksınız. O farklı. Yani şuradaki 5 dosyayı değiştirmeniz gerekiyor 2.3 için. RoExtended RusMap yol bağlantısı. Bu 2.3 sürümünü de kullansanız, RoEx'in 2.6 sürümünü de kullansanız bunu kullanmanız gerekiyor. Şu dosya RoExtended 2.6 için yapılmış Güney bölgesi bağlantısını kuran bir yol dosyası. Bu eğer sadece 2.10'da 2.6 varsa kullanacaksınız bunu. 2.3 için bu dosyayı kullanmıyorsunuz arkadaşlar. Yani RoEx 2.3 kullanıyorsanız bu dosya olmayacak. Bu RoEx'in Promods 2.45 için yol bağlantısı. 2.46 için de çalışıyor bu. Bu hem RoEx 2.6 için hem de RoEx 2.3 için kullanmanız gereken bir dosya. YKSRSK Türkiye haritası 2 dosyadan oluşuyor artık. Daha önce tek dosyaydı bu. Map ve DLC dosyaları. Şimdi şurada 1 numaralı dosya. Şu da 2 numaralı dosya. 1 ve 2. Bunları alt alta sıralıyorsunuz. Bu varlık dosyası zaten. 2 tane dosyadan oluşuyor. Bu YKSRSK'nın, yani Türkiye'nin Kafkasya'ya bağlantısını sağlayan yol bağlantısı. Arkadaşlar bunu da yaparsanız Kafkasya ile Türkiye arasındaki yol bağlantısını kurmuş olursunuz. Paris yeniden yapılandırması 2.5 sürüm 1.37 için güncellendi bu. Bu İsveç adaları Promods sürümü. Bunda herhangi bir güncelleme olmadı ama zaten SCS varlıklarını kullandığı için herhangi bir değişikliğe de gerek olmadı. Herhangi bir karayolu bağlantısı da olmadığı için, sadece feribot bağlantıları olduğu için dolayısıyla bunda da herhangi bir sorun yok. Medmap İtalya'ya 2-3 tane şehir ekleyen küçük bir harita. Bu da İtalya tabela projesi. Yani İtalya'da yol tabelalarında değişiklik yapan bir proje arkadaşlar. Bütün haritalarımız bu kadar. Eğer üstüne isterseniz bu asfalt yamalar eklentisini ekleyebilirsiniz. Asfalt yamalar da yola asfalt yamalar ekliyor. Biraz daha gerçekçi hale getiriyor. Eğer dilerseniz ekleyebilirsiniz. Video açıklamasında bunun da linkini bulacaksınız. Şimdi dosyalarımıza tekrar bir bakalım şöyle. Yukarıdan başa İtalya tabela, İtalya'da şehir ekleyen küçük harita. Bu İsveç adaları, Paris, Türkiye haritası ve Kafkasya haritası arasında yol bağlantısı, Türkiye dosyaları, RoExtended ile Promods arasında yol bağlantıları, RoExtended 2.6 ile Kafkasya bölgesi arasında yol bağlantısı. Bunu tekrar belirtiyorum. Eğer RoExtended 2.3 kullanıyorsanız bunu kullanmayacaksınız. RoExtended RusMap yol bağlantısı, RoExtended İngilizce şehir isimleri, RoExtended dosyaları 4 tanedir bunlar. Proje Balkanla Makedonya arasında yol bağlantısı. Makedonya 3 dosya, Proje Balkanlar 3 dosya, Promods 46 ve RusMap arasında yol bağlantısı, RusMap ve Kazakistan arasında yol bağlantısı, Petersburg genişlemesi ve RusMap dosyaları. 3 tane burada, bir tane Promods'ların altında olmak üzere toplam 4 tane RusMap dosyası var. Bu bir Promods eklentisi. Bu da az önce bahsettiğim o fix dosyası, yani YKS Türkiye ile Orta Doğu eklentisini birlikte çalışabilir hale getirmek için. Unutmayın, bunu tekrar üstüne basarak söylüyorum. Bu eklenti fix dosyasını Promods Orta Doğu eklentisinin üstüne koyacaksınız. Bu da Promods eklentisi, Orta Doğu eklentisi 2 dosya. Promods'lar 7 dosya. RusMap'ın defi, Kafkasya haritası 3 dosya ve onun İngilizce dosyası, toplam 4 dosya. Bu da Kazakistan haritası. Evet arkadaşlar, bu kombinasyon bu kadar. Şimdi eğer herhangi bir yenilenme gerekirse ya video açıklamasına belirtirim ya da yeni bir video hazırlarım. Dediğim gibi ikinci yükleme de biraz uzun sürüyor. Bu kombinasyonda çok uzun zamandır bununla uğraştığım için artık daha fazla uğraşamadım. Çünkü her yükleme, neredeyse her deneme 15-20 dakikaya mal oluyor ve akşamdan beri 20 sefer mi 30 sefer mi denedim artık bilmiyorum yani. O kadar çok zaman harcadım. O yüzden onunla ilgili bir çözüm bulduğumda onu ya yeni bir video olarak ya da bu videonun açıklamasında belirtirim. Videoyu takip ederseniz onunla ilgili de bilgi alırsınız. Ama şu anda bu kombinasyon oynanabilir durumda arkadaşlar. Hepinize sağlıklı, mutlu ve keyifli bir ömür diliyorum. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.